Sen mi Selin? Neredesin? Ne oldu, bir şey mi oldu? Nazlı, soruma cevap ver. Neredesin dedim. Evdeyim de öyle deyince merak ettim. Bir şey mi oldu, söylesene. Tamam, bekle, geliyorum. Hakan nerede? Yok, evde değil. Allah kahretsin ya. Ya o kadar uğraş, zuhur, her şey boşa gitti ya. Her şey başa sardı. Ya bir dakika, bir sakin olsana. Ay ben sakin olamam Nazlı. Lütfen bana sakin ol deme, tamam mı? Ne olduğunu bir anlat bana o zaman. Anlamadım ki bir şey. Ne olacak? Senin o kardeşin ne yaptı etti? Yine burnumuzun dibine girdi. Yine Tolga'nın yanında ya. Toprak işinde ikinci kadın başrol oldu. Ne? Evet. Nasıl yaptıysa artık bilmiyorum. Babamla Gül Hanım'ı ikna etmiş. Onlar istemiştir belki ya. Ha, hayır canım. Babamın onun için başka projesi var, tamam mı? Sonra kanmam falan. Ha tabii ya. Onun derdi sensin. Senin önünü kesmek. Ve ben bu proje için Tolga'yla anlaşmıştım. Bunu biliyordu. Hiçbir şey yapmadı. Ama ne zaman işe sen dahil oldun, o zaman geldi burnunu soktu işte. Bir düşünsene. Şaka gibi ya. Yani Asya, aşk girdabının başrol oyuncusu Asya. Kimsenin tanımadığı Nazlı'nın başrol olduğu işte ikinci kadın olmayı kabul ediyor. Neden? Hı? Seyirci kimi daha çok izlemek isteyecek? Hiç tanımadıkları Nazlı'yı mı? Yoksa yeni star olmuş Asya'yı mı? Yine benim önüme geçmeye çalışıyor. Yok, yok. Bir kere izin verdim buna, bir daha aynı hatayı yapmayacağım, yok. Hı hı. Evet, izin verme. Ne yapıp et, buna engel ol Nazlı, tamam mı? Ben senin o kardeşinden nefret ediyorum, hiç kusura bakma. Onu ilk gördüğüm günden beri hiç sevmedim. Ne yapıyorsun bunu Asya ya? Ne yapacağız peki? Senin vardır bir planın kesin. Olmaz mı? Ona öyle bir şey yapacağım ki bütün planları alt üst olacak. Sen hiç merak etme. Bir lansmana gelecek olan iki tane muhabiri ayarladım. Güzel. Evet, yeni bir haber yaptıracağız ve kıyamet kopacak. Aa, ne, nasıl bir şey söylesene. Tolga ile senin aşk haberini. Yok artık. Olmaz Özgür'cüğüm. O kadar da değil ya. Tamam, diziyi okey dedik de. Yani bir de işin başından şimdi biraz abarttı değil mi? Ay Nazlı, ben sana fikrini mi sordum? Ben ne diyorsam o, yapacaksın. Ayrıca sen bu işin tutmasını istemiyor musun ha? Bana güven, ben çok iyi biliyorum bu işleri. Tamam, istiyorum da. Ha. E tamam, o zaman bana güven. Sen Tolga'ya yakın dur. Tamam. Deal. Çiçekler geldi. Ne çiçeği ya? Ben çiçek falan söylemedim. Tolga Bey'in çiçekleri. Sürpriz için teklifte kullanılacak. Ne teklifi? Sürpriz evlenme teklifi olacakmış. Yoksa gelin siz miydiniz? Git çekil. Dur söyle, ne oldu? Bir dur. Anlat, ne oldu? Tolga Asya'ya evlenme teklif edecek. Hem de bu gece. Hem de benim hazırladığım lansman gecesinde. Ne alaka ya, ayrılmadım onunla. Senin kardeşin bir türlü Tolga'nın peşini bırakmıyor ki. Bir türlü kurtulamıyoruz ya biz o kızdan. Barışmak için yapacaktır. Aslan inanamıyorum ya. Sen niye bu kadar sakinsin ya? Sen görmüyor musun Nazlı? Açsana gözünü. Bu kız senin önüne geçmeye çalışıyor. Nazlı, görmüyor musun ya? Tamam, bak şöyle düşün. Bu teklifi başka bir zaman da yapabilirdi. Niye bugünü seçtiler? Neden senin parlayacağın geceyi seçtiler? Çünkü seyircinin gözünde Asya ve Tolga partnerliği bozulsun istemiyorlar.
Anladın mı? Hikayeyi kendi akslarına çevirecekler. Hatta sana bir şey söyleyeyim. 5. bölümde seni diziden bile çıkarır bunlar. Tamam mı? Bir de böyle düşün şimdi. Ne yapayım ama yani? Ne yapayım? Gideyim Tolga evlenme teklif etme mi diyeyim? Ne yapacağım yani? Bilmiyorum ama bu gece o kıza engel olmak zorundayız, tamam mı? Bu gece senin gecen olmak zorunda Nazlı. Sen çok severdin. Ben de ortak giyerdik hani. Hatırlayamadım. Bu evdeki anılarımı silivermiş. Ona hiç şüphem yok zaten. Sen hepimizi sildin. Aileni, beni. Yoksa bir insan kardeşine nasıl böyle hain planlar kurar? Değil mi? Ama pardon ya. Yani Selin kuruyor, sen de oynuyorsun. Akşam nasıl içine alacak Tolga ile o pozları vermeye? Ha? Yeter. Tamam mı? Yeter. Oo. Aa, büyük kötümüz de buradaymış abla. Ama yetmez. Tolga büyük planımızı öğrenince neler olacak? Asıl o zaman görünsüz. Acaba akşam Tolga öğrenebilecek mi? Yürü. Ne yapıyorsun? Ne yürü. Ya? Selin ne yapıyorsun? Yürü. Selin. Yürü. Ne yapıyorsun? Selin saçmalama. Selin. Aç şunu, ne yapıyorsun? Nazlı. Abla. Kariyerinin tekrar elinden alınmasını istemiyorsan bu gece bu kız burada kalacak, tamam mı? Bana mı kilitli mi kalacak burada? Aç şunu. Evet, kilitli kalacak. Ya az önce söylediklerimi hatırla. Abla. Hadi canım, hazırlan gidiyoruz. Hadi. Sen kapat sesini. Abla. Nazlı. Asya sus! Toparla şu suratını. Biraz zorla gelmiş gibi görünüyorsun. Yaptığımız hiç doğru değil. Evet, çıkacak oradan. En azından çıkana kadar biz işimizi hallederiz, değil mi? Hadi şimdi git ver oyunu oyna. Yıldız olmak istiyorsan gerekeni yapmalısın. Hadi canım. Asya'ya mı yazıyorsun? Evet. Bir hırsla kabul etti bu işi ama... Asyalık değil bu hiç, biliyorsun. Şova dahil olmak istememiştir. Gelecekti Asya. Gelmesi lazımdı. Ne yapıyorsun ya? Suya uzanayım dedim, öyle eteğime takılmışım. Tamam, ben kalkayım o zaman, öyle al suyu. Ne yapıyorsun ya abi? Selin. Hı? Ben vazgeçtim. Ne? Dün yaptığımız o şeyler çok çok fazla oldu bu, ben istemiyorum. Ne diyorsun Nazlı, sen saçmalama ya. Saçmalamıyorum bak, çok ciddiyim. Ben vazgeçtim. İptal edelim, çok ciddiyim. O yalan haber falan, o benim sandığımdan çok büyüdü bu iş. Oldu canım, senin keyfine göre hareket edemem ben. Hem sen bu planı benim aklıma soktun ya. Hatırlamıyor musun? Ofise gelip beni tehdit etmedin mi? Sefasını süreceksen cefasını da çekeceksin. Ayrıca bak, zaten şu saatten sonra üzgünüm ama o magazincileri ben bile durduramam. Nasıl? Nazlı, Tolgay. Tehdit mi olmuşuz? Ne oldu Gülen'im?
Bahri Bey, ben ne yaparsak yapalım ama masum bir yerden yapalım bu sefer demedim mi? Lütfen ya artık. Dediniz tabii ki, tabii ki dediniz ama ne oldu, ben anlamadım. Asya, Tolga, Bahri Bey duydunuz mu? Haberi gördünüz mü? Ne diyorsunuz, ne haberi? Rezalet ya. Asya ve Tolga'nın ayrılığının sebebi Nazlı Çelikbaş mı? İkilinin lansman fotoğrafları geceye damgasını vurdu. Asya bu anları görmemek için geceye gelmedi ve Nazlı Çelikbaş geceyi Tolga Tulan'ın evinde geçirdi. Yılın çifti yasak ilişki içinde mi? Fotoğraflar. Titi olmuşuz. İstediğin oldu mu? Bak parlıyorsun. Herkes seni konuşuyor. Bizi konuşuyorlar. Bu yılanla işbirliği yapıp bunu kurdunuz değil mi? Ha? Sırf size engel olmayayım, buna engel olmayayım diye. Bu yüzden mi beni eve kilitlediniz? Demişler mi? Asya. Ne eve kilitlemesi, saçmalıyor. Eve mi? Nasıl eve kilitler ya? Demek ki o yüzden gelememiş. Nasıl kötü olabilir insan bu kadar? Asya. Sana yazıklar olsun. Sana verdiğim emekler haram olsun ya. Asya yeter artık. Yetmez tamam. Bahri abi. Bu annemin haberini de Selin yaptırmıştı zaten. He? Nasıl şu an konu yine bana geldi ya? Öyle olabilir mi öyle bir şey? Baba saçmalama. Bana da o yaptırdı. Ben böyle bir şey istemedim. Bir kere önüne geçti Asya. Bir daha geçmesin dedi. Beni doldurdu. O kapadı tuvalete Asya'yı. Ben istemedim böyle bir şey Asya. Benim bundan sonra Nazlı diye bir ablam yok. Seni de tebrik ediyorum. Ne yaptın, ne ettin? Bizi ablamla düşman ettin, birbirimize düşürdün. Helal olsun. Ben şimdi eşyalarımı topluyorum, gidiyorum. Bir daha geldiğimde bu kız bu sette olursa ben buraya adımımı atmam. Haberiniz olsun. Asya. Asya. Nesli. Nesli bu. Konuşmamız lazım. Ay saçmalık şu an. Yeni kulak... Kes! Yeter artık! Git Selin. Defol git. Sakin olur. Selin git, gözün görmesin seni. Baba bir sakin ol bana. Git Selin. Git. Git. Hadi git. Bari bir... Tamam ben iyiyim. Nesrin gel. Kaygı. Gel buraya. Kaygı. Gel. Gel. Şimdi hadi. Konuşmamız lazım. Evet. Dağılın siz de. Dağılın. Herkes işin başına. Herkes dağılın. İşin başına. Hadi arkadaşlar. Hadi gel. Ha? Gel. Asya'yı nasıl getirebiliriz onu konuşalım. Ne yapabiliriz? Ben halledeceğim, bulacağım bir yolunu ama siz iyi misiniz? Tamam şey ben iyiyim. Ben iyiyim. Tamam. Sormuyorum. Ne oldu? İyiyim ben.